Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı, neler söylemek istersiniz? 1 Mayıs dünyada aslında tüm işçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1856 yılından belli işçilerin direne direne kazandığı bir gündür. İşçilerin hak talep etmek üzere kutlanması gereken bir gündür. Ama ne yazık ki ülkemizde 1 Mayıs günün anlam ve önemi dışında hareket edilen bir gün olarak ifade ediliyor. Burada gördüğünüz gibi de işçiler burada toplandı. Türk İş'e bağlı konfederasyon üyesi işçiler. 1 Mayıs işçilerin hak talep etmek üzere kutlanması gereken bir gün olarak düşünüyorum. Hakkımızı, emamızı, her şeyimizi almaz. İş, aş, ekmek, özgürlük. Diyecek başka bir şey yok. Valla bugün bizim bayramımız. İnşallah bu bayramı kırmadan, dökmeden, hakkımızı arayarak güzel bir şekilde kutlayacağız. İşçilerimizin her zaman için biz de işçi olmak şartıyla tabii ki bayramlarını kutlarız. Devletimizden de bu yönde devlet destek verdikleri için memnunuz. Ama işçilerin haklarını da yedirmemek üzere yani bir gerekçenin yapılmasını devletimizden talep ediyoruz. 1 Mayıs işçinin emeğinin, çalışma hayatının sağlam olduğu bir dönem. Burada birlik beraberliğin sağlanması gerekli olduğu bir bayramı kutluyoruz. Aslında 1 Mayıs işçinin toplu olarak işçilik anlamında ciddi bir şekilde kutlanması gereken bir bayramımız. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı, neler söylemek istersiniz? İşçilerin bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs işçi arkadaşlarımızın ve bütün Türkiye'nin hayırlı olsun. Rabbim inşallah utandırmasın, böyle bayramlar göstersin inşallah. Bugün 1 Mayıs emekçinin, işçinin, alın terinin yaşandığı gün. Öncelik hedefimiz vergide adalet. Vergide adaletin sağlanmasını isteyeceğiz. Onun haricinde işçinin alın teri kurumadan sosyal haklarıyla birlikte değer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada biz bu toplulukta direkt hepimiz gönülden, birlikte, beraberlikle işçinin, emekçinin alın terini savunmaya geldik. Dediğim gibi önceliğimiz vergi. Vergide önceliği sağlamamız lazım. Adaleti sağlamamız lazım. Bu olursa her şey düzene girer. Yoksa adaletsiz çalışma sistemi, düzensiz çalışma sistemi aldı başını gidiyor. Herkesin işçi bayramını kutluyorum. Bütün işçilerin, emekçilerin işçi bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncelikle kutlu olsun. Yani bizim mücadelemiz hakkımızı aramak. Vergide adalet istiyoruz. İşçilerin, emeğin, alın terinin karşılığını bulmasını istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Yani emekçilerin bayramı, bütün emekçilerimizin günü kutlu olsun. İşçiler çalışıyor, memurlar, emekliler yatıyor. Şimdi buradan çıkıp işe gideceğiz. Ekmek, aş, özgürlük. Alnının teriyle çalışan insanların bayramı. Bu bayram bizim bayram. Bu bayramda alacağımız haklarımız inşallah gelecekteki nesillerimize, yavrularımıza, torunlarımıza hediyemiz olsun. Fakat hükümetin şu andaki yaptığı tavırlar çok değişik. Çalışandan çok alıyor, çok kazanandan az alıyor. Bizler emeğimizin karşılığının %99'unu vergi olarak veriyoruz. Ama adamlar %99 kazancının %1'ini dahi vergi olarak vermiyor. Bu vatan bizim. Bu vatana Türk İş olarak biz sahip çıkıyoruz. Herhangi bir eyleme, dışarıdan gelen bir eyleme taviz vermeden işçinin onuruyla, işçinin şerefiyle, işçinin gururuyla yürüyüşümüzü tamamlayacağız ve gelecek nesile 1 Mayıs bayramını hediye edeceğiz kardeşim. 1 Mayıs kutlu olsun, 1 Mayıs işçinin bayramı, 1 Mayıs bizim bayramımız. Var ol yol iş, var ol Türk İş kardeşim.